Aslında bizler de farkındayız. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar kapımıza dayanmış durumda. Özellikle yeterli ve dengeli beslenme bu anlamda elzem oluyor. Ancak beslenmenin yanında e, demir içeriğinden zengin pekmez gibi besinlerin diyete eklenmesi gayet mantıklı. Kişinin şeker hastalığı ve başka bir kronik hastalığı yoksa günlük beslenmesine bir yemek kaşığı kadar pekmez ekleyebilir. C vitamini ile eminim arttığı için de bu pekmezin içerisine bir iki kaşık kadar limon suyu ve portakal suyu ekleyerek demir emilimini artırıp bağışıklık sistemini destekleyebilir. Ancak şu konuda bir yanlış anlaşılma var. Sağlıklı olduğu için özellikle pekmez, bal gibi besinleri kurabiye ve kek yaparken sağlıklı hale getirebilme adına şekerin yerini ek olarak kullanılıyor. Ancak bu besinler kullanıldığında akrilamit içeriğinden ve hidroksil metil furfural dediğimiz kanserojen içerik olarak bilinen maddelerin oluşumu arttığı için biz kullanımını yüksek derecede, yüksek sıcaklıkta istemiyoruz. Peki ne yapabiliriz bu anlamda? Ya şekerli yapacağız o kekleri ama tüketim miktarına sağlık açısından dikkat edeceğiz ya da Kuru meyvelerden faydalanacağız. Ancak burada da yine meyve şekeri olması sebebiyle e, kuru meyvelerden yaptığımız tatlıları, işte incir, hurma gibi kullandığımız meyvelerden yaptığımız tatlıların 180 derecenin üzerinde pişirilmemesine özen göstereceğiz. Bu şekilde de sağlıklı hale getirip porsiyonlarına dikkat ederek tüketebiliriz. Özellikle yaşlılar diye belirttiğiniz için de söylüyorum. Yaşla birlikte metabolizma hızımız yavaşlıyor. Eskinin hareket potansiyeli günümüzde yok. Maalesef günümüzde daha çok oturarak hareketsiz bir Hareketsiz bir yaşam geçiriyoruz. Bu sebeple de. E ekstra kalori artışını dengelememek hani bir taraftan demir içeriğinden dolayı katkı sağlarken bir taraftan obeziteye neden olabilir. Kaşık kaşık tüketim bu anlamda doğru değil. Kişinin hastalıklarına yaşına göre bir tatlı kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında belki tüketimi söz konusu olabilir ama bunu belki her gün tüketmek doğru olmayabilir. Burada kişisel farklılıklar var. Diyetisyenlerimiz bu konuda kişinin hayatına özgü planlamayı yapmakta rol gösterir.